dedin ki bak hasta değil dedin. Hasta oldun diye anırıyor ama çeksin dedi bir. İkincisi bir yerde de sözü unuttu. Orada offline oldu. Kapattı kendi kanalını. Gris Baba Fett Royal Bunker'den de galiba. Orada ne abi? Gris Baba ne? Gris benim bir arkadaşım. Hem ressam hem MC. Böyle multi talent. Onunla beraber yaptık bu şarkıyı. Baba Fett de benim DJ'im aynı zamanda. DJ Baba Fett. O da o şarkıda rap yapıyor. Yani Keks'in şarkısında hem Gris var hem ben varım hem Baba Fett var. Üçümüzü sayıyorum. Bizim de Royal Bunker'den olduğumuzu söylüyorum orada. Gris, Boba Fett, Royal Bunker'den Mercek Yeksin benim. O şekilde bağlamıştım. Bu arada Fuat abiye şunu söylemekte fayda var. Kendisiyle birlikte yıllardır böyle bir sobayı planlasak da araya 2 senelik bir pandemi girdi ve Fuat abi de bizi kırmadı. Kırmadığı için de şöyle bir dürüstlükte bulunacağız. Abi bazı şeyler olmuyor şehir hayatında. Ne yani gibi? Ülkemizde olmuyor yani. Dedik ki ısrarla mesela bol ayakkabı, hip hop vesaire bir şey getirelim dedik. Max 2X tarz tişört bulabildik. Daha oversize bir şey giyecektik. Evet, ben yaptıralım dedim ya. Neyi yaptıralım? Adam bak kendi yaptırıp o tişörtleri satıyordu. Hip hop kültürüne katkı ve cüzdanına fayda sağlamak için. Biz bunları gittik yine satın aldık abi. Abi şeyinler orijinal değil bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Hayırlı günlerde giymek nasip olsun. Üzerinizde paralansın. Eyvallah abi teşekkür ederiz. Abi peki sana rap'in 3 büyüklerinden biri desem kızdırır mıyım seni? Hadsizlik etmiş olur muyum? Yok abi beni kızdırmazsın. Ya bir anda 2 Puşta'yı söylemeye başlar mısın yoksa? Yok, asla söylemeye başlamam ama yani şöyle diyeyim hani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak yani. Bu. Fuat abi 10 sene denk gelmişimdir eserde. 2004'te bir tane buldum yine Babilon'da. Ve o günle ilgili şöyle bir hikaye geldi aklıma. Kaldır elleri ya diye bir mevzu var. Abi belli bir yerden sonra ben hep şey dedim. Bizim seyircimiz alkışlamaktan biraz aciz ya yani. Mesela hep birinden bekleriz alkış için ama bir de coşkulu bir alkış vardır. Ya bizim milleti kaldır elleri ya işte hani hep beraber eğleneceğiz vesaire. Ya o zaman da çok takıldım buna yani. Milleti orada koordine etmek ya da işte atıyorum bu insanlar benimle eğleniyor mu o an diye düşündüğün zamanlar oluyor mu? Ya da böyle zoraki mi onları oraya sürüklüyoruz? Hayır. Şimdi yaptığım şeyle alakalı olarak interaksiyon çok önemli insanlarla. Hani ben oraya çıkıp sadece rapim yapamam ama onları kavramam gerekiyor. Onları bir tür yönetmem gerekiyor. Onları o andaki o enerjiye bağlamam gerekiyor. Ve o çok önemli. Hem işte ben derim sen de sen de ben de olayları Türkçe rap, Fuat, Ergin falan onlar. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Bir sahne şovunun bir parçası abi. Benim için çok önemli. Hani seni bitirir abi. Eğer sahneye çıkarsan ve hiçbir şey alamazsan aşağıdan sana çok kötü gelir o sahnede yani. Şarkı söyleyen biri ya da rap yapan biri bunu hisseder, bilir yani. O yüzden onları alabilmek, kavrayabilmek, onları olayın içine dahil edebilmek ve coşkuyu da arttırabilmek adına bunlar çok önemli şeyler yani. Bir de Fuat abi coştuğu anlarda tepkilerini çok belli etmeyi çok seviyor. Mesela yürüdüğüm yollar yol değil benim kaldırım. İçimde yaşayan ölü çocukları kürtajla aldırın. Bu Özgüç'ün. Özgüç'ün. Evet. Bundan yıllar önce buna oh yeah man demiştin oh, yeah, ama man galiba seni şu an o kadar etkilemedi. Oh yeah man. Oh yeah. Bir aile dostumuz var. Pasaport çıkartacağız, vize alacağız, gideceğiz yani. Abi herif öldü. Konserden bir buçuk ay yani o hazırlıklardan bir buçuk ay sonra öldü. Annem de geçen geldi. Evde böyle bir yemek yiyoruz. Dedi ki ya dedi kız kardeşim anlatıyor. Bu dedi Michael Jackson konserine gidecekti dedi. Herif öldü gidemedi diye sabahlara kadar ağladı falan filan. Ve şöyle bir şey itiraf etti. Ya dedi bence iyi ki öldü. Çünkü dedi o zaman seni dedi İngiltere'ye göndermek çok masraflı olacak dedi. Çok o ayıp. Kadar da paramız yoktu falan filan diye böyle bir tufana İnsan girdi. İnsan canı kaç pound? Anana sormak istiyorum. Çok ayıp. Oradan da şöyle bir şeye dem vurdum. Hoppa! 2009'da birisi için bir konsere gitmek ve onun için işte hani canın pahasına olursa olsun bütün maddi ve maneviyatı zorlamak. 2009'da benim için ilham kaynağı olmuş birine adım atmam durdu. Hop geriye dönüyorum. O Babilonlar, yeni melekler vesaireler. O sizi orada dinlediğimiz zamanlarda abi tak. Mesela ertesi gün Brooklyn Funk Essentials var. Tak Ömer Faruk Tekbilek var. Tak işte Chantel geliyor. Tak bir gece Ciguli akordiyonuyla falan filan çıkıyor. Öyle bir mekan, öyle bir hafta. Yani rapte ve cazda, soul'da ya da popta ya da bir DJ performansında deli gibi dolacak bir dönemdesin. Şimdiye vurduğunda tek kişilik ya da festivallerde çıktığında line-up'a bakıyor musun abi? Bu hafta burada kimler var? Kimlerle nerede şarkı söyleyeceğim? Bizim müzik hedefe ulaşacak mı? Yoksa aslında bizim müzik burada ama festivali doyuran kitle bu. Bunun için gelecek gibi. Müzikal endişelerin var mı? Varsa da ne zaman başladı? Yok abi endişelerim. Yani ben festivallere gittiğin zaman çok iyi bir sound var. Bir garanti bir seyircim var orada. O yüzden festivaller aslında iyi yani. Çok enteresan bir şey yapıyorum abi diye düşünüyorum böyle. Anlatabiliyor muyum? Çok niş bir şey. Yani herkese hitap eden bir şey değil. Çok hani popüler olabilecek böyle ya da işte ne bileyim. Çoğunluğu yakalayacak bir şey yapmıyorum. Ama mucizevi bir şekilde bir kitle var abi. Yani gayet ciddi bir kitle var. Endişelerim yok aslında. Şey düşüncem var. Ulan genişletebilsek. Evet Osman Sınav böyle bir boksör işte hapisten çıkıyor Sivas'tan. Geliyor İstanbul'a işte hayatını kurmaya çalışıyor falan. Orada işte boks kariyeri bir şeyler kafes dövüşleri. Ben de o
boksörün yaşadığı pansiyonda yaşayan bir rapçiyim. İsmimle Fuat, kendimi oynama fırsatı buldum orada. 2007, 17 sene mi geçmiş abi onun üzerinden? Resmen. Hala sokakta insanlar hatırlıyorlar, çok garip. Geliyorlar, biz izliyoruz abi falan diyorlar YouTube'dan falan. Şarkısı da çok sevildi. Cengiz Özkan'la birlikte yaptık o şarkıyı. Nasıl bir şeydi abi? Dağlar başı pus olur, yetekleri süs olur. Benim kalbimde bilmem pusat olur, pusat olur diye gidiyor. Hatırlayamıyorum dinlemediğim için. Sen nerede giriyordun abi parça? Aranjesinde giriyordu anasını satayım. O nakaratı bitiriyor, ondan sonra bambada gümbede şey giriyor, beat giriyor, ben. Olay yani Osman Sınav bizi stüdyoda buluşturdu. İşte konuşuyoruz, yan yana duruyoruz. Cengiz Özkan şey dedi işte, ya biz türküleri böyle raple kirletmeyelim dedi. Ben böyle tak sigortam attı böyle, ama tutuyorum hani. Dedim ne demek istiyorsun abi dedim. Ben dedim Türkçe yapıyorum yani, yani Türkçe sözlü bir şey yapıyorum. Dedim neden bu kadar hakir gördüm ben, anlayamadım falan oldum. Orada böyle bir gerildik Cengiz abiyle. Osman Sınav bunu çok sevdi. Bütün diziye yansıttı bunu. Sürekli dizide birbirimizi yiyoruz. O bana kızıyor. İşte ben hayır şöyle onun o çalarken ben güp diye rap'e giriyorum falan, ama çok eğlenceli, çok güzel bir vakit geçirdik orada. Ve ağır türlü abi. 99'lu bir kardeşin abi. Ulan keşke şu an Ali'nin yaşında olsaydın da o gün benim şu performansımı şurada izleseydin. Bak bir herif geldi. Mesela Wu-Tang Rock and Coke'a gelmiş zamanında. Benim çok sonradan haberim oldu abi. 4 sene farkla. Çok isterdim mesela gidip canlı dinlemeyi. Mesut'a böyle bir projeksiyon tuttuğunda ulan çok şey kaçırdın. Şu 5 tane şeyi kaçırmasaydın dedi, ne olurdu müzikal açıdan? Yani bir kere 90'larda özellikle 92 ile 98 arasında olan o olayı hiç görmemiş olması. O gerçekten hani ah de, derim yani. İnanılmaz bir zamandı o. Bir zaman dilimiydi. Ben 99'da buraya 31 Mayıs'ta uçakla geldim abi. İndim. Ondan sonra cebimde işte CD'lerimi kendi yapmışım. Coverlarını kendi yapmışım. Kasetleri kendim yapmışım. MC geliyor falan. Öyle bir yere düştüm yani. Gidiyorsun geldi, 91 geldi. Ya dedim bir şeyler yazmak istiyorum. İngilizce yazmaya başladım işte. 90-91 gibi naçizane. Ama işte hep duyduğun cümleler anlatabiliyor. Onların potpurisi gibi oluyor yani. Başka şey dedim. Sonra bir abi geldi dedi, olmaz. Sen dedi kendi kafanı kullanacaksın. Başkasının cümleleriyle böyle yola çıkamazsın bu dedi. Neredeyse nekrofiliye girer dedi. Olmaz dedi yani. Chill. Anlatabiliyor muyum? Kendini düşüneceksin. Kendin yazacaksın. Üreteceksin. Kafayı saksıyı çalıştıracaksın. İlham alacaksın. Dedim tamam. Ondan sonra kendim yazmaya başladım. İngilizce geldik. Öyle bir Almanca da bir şeyler denedim ama beni hiç tatmin etmedi. Sonra bir gün işte bu kartel işte bizim üst katta kayıt alıyor. Hip Hop Mobil diye bir yere gidiyoruz biz. Gençlere, ekipman olmayan gençlere destek veren bir yer. Onlar üst katta Kartel albümünü kaydediyorlar. İlk albümleri. İlk albümleri onların. Ben de orada Hassiktir'in ilk A tarafını kaydediyorum. Wow. Hadi Kökle. Ondan sonra işte Kurak Kültürk 5-0. İşte bu şarkıları kaydediyorum falan. Onlar orada yapıyor. Ben dinledim böyle. Benim hiç hoşuma gitmedi. Anlatabiliyor muyum? Ben de işte dediğim gibi ta o zaman 94-95 Hadi Kökle'yi yazdım. Hadi Kökle'yi yazınca millete de gösterince millet dedi abi oluyormuş, akıyor. Benim de kafam açıldı abi. Bir de işte balta girmemiş bir ormanın içinde gibi hissettim kendimi. Bakıyorum o zaman Neyzen Tevfik'ten bir haberim. Ömer Ayyam'dan falan bir haberim. Hiç bilmiyorum hani. İlgilenememişim. Aziz Nesin'i biliyorum. Babam bana kitaplarını okuttuğu için. O kafayı biliyorum hani böyle. O yaklaşımı biliyorum, o kritik yaklaşımı, o eleştirel yaklaşımı. Bir şeyleri yermek falan, ama sonra baktım oluyor abi. Açıldıkça açıldı. Ondan sonra işte zamanla işte görüyorsun Neyzen Tevfik gibi bir adam da geçmiş. Ömer Ayyam gibi adamlar da geçmiş. İşte ne bileyim. O zaman Fuat abi mesela şimdi baktığında işte atıyorum plak şirketi sahiplerine baktığında Polat Yağcı, işte Samsun Demir, işte İzzet Öz, Şahin Özer eskilerden, Mustafa Topaloğlu, Hilmi Topaloğlu vesaire. Bunlar hani bir dönemin ve hala da devam eden büyük plak şirketleri. O dönem mesela senin o Kartel'le beraber aynı yerde albüm kaydı alırken hip hop'a bu kadar arka çıkan en iyi plak şirketi kimdi? Independent plak şirketleri 96'dan sonra 96-97 gibi geldi Almanya'da. Ondan önce yine büyüklerdi. Universal, BMG, Sony falan da hep büyüklerdi. Gidip herkesin işine de geliyordu abi büyüklere kaptırmak olayı. Mesela büyükler senin önüne bir şey de koyabiliyordu mesela potansiyeli gördüğü zaman, ama o bağımsızlaşma 96-97 gibi başladı. Biz de onun farkına vardık. 98'de biz Royal Bunker'i kurduk. Kendi plak firmamızı. Ve 99'da bir albüm çıkardık ve gerçekten çok ciddi bir başarı yakaladık. 45 bin tane ayıptır söylemesi. Plak 55 binde CD sattık. Bağımsız olarak hiç reklam meklam olmadan plak, yani. Plak bildiğimiz plak yani. Bildiğimiz vinyl. Aynen abi, bildiğimiz plak. O zaman ne oluyordu abi? Yani mesela işte atıyorum 5 şarkılık 35'lik mi oluyor? 30 kaçlık? Biz long play yaptık. 45'lik oluyor. Double LP'di abi bu. Wow.
double LP'di çünkü üstünde 17-18 belki daha fazla parça vardı, tam hatırlamıyorum. Bayağı çok parça vardı. Ondan sonra hem plak bastık hem CD bastık ve havuzda çok ciddi bir para birikti. Abi müzikte bir şey bekliyor musun böyle? Ya sadece ben... yani Hollywood'da mı oluyor bu dalgalar? Sen tanıdık sapıkları soruyorsun işin özeti. Hayır doğru. Canım yani müzikte de arka planda yani dünyada neler dönüyor mesela senin için? Yani çok ciddi sanayi olaya el atmış durumda ve görüyorsun yani şu anda gündemde ya da revaçta olan ya da en çok tıklanan şeylerin hangi algoritmalarla nasıl yapıldığı da görülüyor, anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir para kazanma mekanizması bu. Dijitale geçildikten sonra ayrıca bu korsan morsan olaylarının da şey olmasıyla sanayinin kazancı gerçekten çok ciddi yerlere çıktı. Ve sanayi bakmaz abi, sanayide etik yoktur. Her boktan yani sineği sıkıp yağını çıkartır, anlatabiliyor muyum? Her yerden para yapılır. Düşün o Epstein'in şeyini yapanlar bedava mı yaptılar onu, ne bileyim? Sayan var, patron var, böyle adamlar var, Decoy var, Dipnot var. Bir sürü insan var böyle hip hop yapıyor dediğim. Ama bir tarafta da o çabuk şöhret olayım, çabuk para kazanayım. Oradan parçaları alıp buraya çeviren adamlar var. Hani onların hip hop'a bir katkı sağlayacağını zannetmiyorum. O tarafta İsmail YK'yı zamanında dinlemiş ve onları arabasından pump etmiş herifler bunların peşinden koşturuyor. O yüzden hani böyle elbette bir şeyler var ama hani benim demin saydığım adamlar benim için hip hop mesela. Şöhret budalası olmak kötü bir şey abi. Hele hele gençken şöhret budalası olmaları gerçekten o kadar kötü etki ediyor ki hayatlarında insanların. Bir de çok hızlanmış bir çağda yaşıyoruz. 2 sene boyunca çok yukarıda oluyorsun. 2 sene sonra hiç bir bok olmuyor. Hiçbir şey yok. İstikrar sağlayabilmek de çok önemli. İstikrarlı bir şekilde devam edebilmek, üretebilmek. Üretebilmek çok önemli. Üretemeyince zaten pervane sularına giriyorsun işte böyle. Üretsene lan. Geliştirsene kendini. Ben 99'da geldiğimde tanıştığım o heriflerle gerçekten kendilerini geliştirirler zannettim. Rap konusunda. Başka her türlü entrika, alt oymada geliştirdiler kendilerini. Ama bu rap yapabilme konusunda gerçekten ben 1 milim kat etmediklerini görüyorum. Hani. Yani mesela şimdi birinin herhangi bir kaydını abi, bir audiosunu internette yayınlayıp çeşitli platformlarda geri dönüşlerini alıp üretimini hızlandıracağı bir evrim var yani artık yani. Bu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Mesela sen diyorsun ki 99'da geldi. Bunlar akıllarını kullanıp acayip bir şeyler yapabilmişler. O yüzden no pain no... Var abi var. Elbette vardır böyle. Ben açıkçası pek de dinlemiyorum yani. Saydığım adamlar dışında pek bir şey dinlemiyorum. Yani yeni adam orada bir şey yapmış. Hani bakamıyorum. Çünkü tahammül şeyim yok abi. Peki yani. Yeni müzikleri nasıl keşfediyorsun abi? Oturup mesela işte atıyorum. Yani dünya müziklerinden işte yeni bir grup. Müjde abi. O takipçisi. O biliyor. O kültür sanat bölümünde gazeteci 10 yıldan fazladır belgeseller yapıyor. O diyor ki mesela bir şey gösteriyor bana, bak diyor. Geliyor diyor. Yemin ederim en kötü 6 ay sonra infilak ediyor. Çok iyi bir burnu var mesela. Ama ben daha çok hani patlayan değil de daha çok kaliteli şeyleri onun sayesinde dinliyorum açıkçası. Benim dinlediğim şeyler işte klasik müzik çok seviyorum. Caz çok seviyorum. Böyle söz olmayan. Sadece müziği duydum. Bunları dinlenirken falan mı? Ya da başka bir şey çalışırken araba abi, kullanırken ya da işte bazen mesela yazarken ilhamı bambaşka yerden almak için. Misal. James Brown'un parçaları var abi mesela. Give the Drum a Some var mesela. Açıyorum abi onu dinliyorum. Ya da işte bir Miles Davis şarkısı açıyorum. Böyle Miles Davis'in trompetini dinliyorum. Dinliyorum da dinliyorum. Ondan sonra bir şey geliyor abi. Bir rüzgar geliyor. Ama ondan sonra gerçekten rakımsı crossover şeyler yaptım benim. İşte 5-0'ın bir remixi vardır. Ondan sonra böyle Çilekeş'le yaptığımız bir düet vardır. Bilmiyorsunuz onu. Çilekeş şey değil mi ya? Gripin zamanı bir grup Çilekeş. Aynen. 2004-2005. Ah, evet ya. Aynen. Yılan kurtardın bizi, gel bakalım Aypanç. Değil mi? Oradan kurtardım. Abi yeni gençlerden biriyle peki asla mı feat atmazsın? Atıyorum abi. Dipnot var, Decoy var, yeni feat attık. Ondan sonra Kezzo var, ne bileyim yeni nesil çocuklarla ben feat yapıyorum yani. Hiç öyle bir sorun yok yani. Ama dediğim gibi mesela böyle bir genre var orada. O Amerika'dan o parçaları almışlar, çevirmişler ve onları burada millete satıyorlar. Hani orada dur derim kendime. Öyle bir şey oraya gitmem yani. Mesela biz abi kendi aramızda hani bir şey yani eski bir şeye sahip olunca işte atıyorum eski bir oyuncak, eski bir kitabın birinci baskısı, işte daha yakın ikinci baskısı vesaire. Böyle bir şeyler toparlamaya çalışıyoruz ve baktığımızda ulan bu onun ilk hali, o dönem yapılmış vesaire dediğimiz sakladığımız şey eşyalar oluyor. Sende mesela böyle ulan bende bir kayıt var. YouTube'da sizden bulamazsın. O kayıt sadece bende var. Ne biliyor musun? Afrika Mamba Ata'nın ilk skreci, Grand işte Master Flash Jazz'lar vesaire, onun bir plağı vesaire. Böyle özel sakladığım şey var mı? DJ André Langfeld hala radyo DJ'liği yapıyor. Almanya'da gidiyor ona dinletiyor onu. Ama diyor şey yapmam yani sana efendim. Çekmem diyor bunu. Rekord yapmam hani diyor. Sana başka kasede çekip vermem diyor. Diyor dinlediğim en acayip şey 88 yılı inanılmaz. Onu mesela onu dinlemek isterdim yani o albümü. Hani hiç düşün kulağımıza giremeyecek. Heriflere mail falan da attık böyle. Dedik bu 88 albümünüzü falan dinleyebilmek maalesef.
Cevap da gelmedi. Ondan sonra o var yani hani Gangstar'dan Guru ile bir fotoğraf anım var mesela. Berlin Metropol'e. Guru Cezmet. Cezmetez Guru of. Aynen. 3 Cezmetez konserine gitmişimdir Berlin'de. En ön sırada delirdiğim için geldi en son bana mikrofon verdi. Ya evde açıyorum yani, arada. Aynen. Guru'yu açıyorum abi bak Guru. Böyle yapıyor. Ben şimdi bazı müzikleri Guru dinlerken abi. Ya mesela atıyorum John Wick mixini dinliyoruz ya. Şeyde işte Omurga 2'de mesela. Oğlum bak burayı dinle diyorum. Oradan o şeyi kapıyor. Sonra bir sonraki coştuğum şarkılarda of of burayı dinle. Bak kopacak şimdi burası. Abi ama böyle şarkı dinlenir mi? Karikatür gibi. Bir yerine yükseliyor. Bir anda Fazıl Say'a dönüşüyor. Böyle yapıyor bak. Wow wow. Evet, hey hey ho işte burası. Ben de biraz alay etmek istiyorum kendisiyle. Alınıyor sonra. Ya istiyorum ki Fuat abi. Bak orada bir şey var. Orayı kaçırma yani. Titriyor hani... ama böyle hey hey falan yapıyor. Ben orada yapıyorsun. Krize giriyorsun. Abi iyi bir şey. Ya mesela atıyorum Fuat abinin bir liriği. Bak abi bak orada tabii ki dikkatli dinlediğini biliyorum ama mesela müzikal hareketlerde hani o drop... Vurulmasın abi sonra bize. Yok bir şey olmaz. Allah'ımı sever bizi. Bir şey olmaz ondan sonra para bozdu biçi sanki Ali biçim. Çok bozuldu bana ya. Ben sana mal ettim ya onu. Hangisini abi? Keksinin patlama olayını ben biraz sana mal ettim ama aslında... Estağfurullah abi. Aslında olay Allame patlatıyor yani. Biz zaten aynen. Ben diyorum ki Mesut'la ilk keşfettik şarkıyı. Bu normalde... Dın dın dın. Böyle bir altyapısı vardı. Ulan dedim acaba çok eski bir halini biliyor onu mu söylüyor dedim. O da zaten çok etkileyici bir şeydi ya akapellaydı yani. Ondan sonra ağzımıza bir takıldı abi. Bütün pandemi zaten öyle. Abi otogara bambi ne demek? Otogara bambi. Nedir bu? Neyi düşündün biliyor musun abi orada? Yani o kadar imkanlar var ki ama sen otogara bambi yap diyorsun hani. Hani o bana yeter gibi hani. Bambi derken? Ya işte dilli kaşarlı. O fast food yok mu? O ıslak hamburger bir şeyler. Hani o seviye anlatabiliyor muyum yani? Ne verebilecekken senin istediğin de bu diyorum yani. Aslında öyle. Ben birine tekinsizce seslenmek sanmıştım. Yok yok çok. Çok çağrışımlı düşünüyorum böyle resim gibi düşünüyorum anlatabiliyor muyum kafamda? Vizualize ediyorum böyle yani benim demek istediğim aslında ulan neler olabilecekken senin istediğin bu anlatabiliyor muyum? Ayıp lan yani aslında onu demek istiyorum. Keksinin nakaratı aslında 90'ların ilk yarısında ikinci yarısı Almancayı gerçekten Almanca gibi konuşurum. Türkçe konuştuğum zaman bana kimse diyemez bu Almanca. O zaman abi 3 dil bilirsin birisi Almanca doğru. Tabii. Diğeri abi? Hindistanca. Nasıl? Yok yok şaka diyorum İngilizce abi. Onu da kendim öğrendim. Hani ilkokul 5'te bir İngilizce okudum Almanya'dayken bir sene boyunca this is a book this is a table falan olayları. Ondan sonra o röportajlar gelince bana çok büyük bir şey geldi üstüme basınç geldi. Lan dedim hani benim bu işi daha iyi çözmem gerekir. Sonra başladım işte. Müzik dinlemek de zaten bilinçaltım da çok etkilenmiş. Sonra arkadaşlarımla Almanya'da İngilizce konuşmaları rica ettim. İşte konuşalım hani, praktis yapalım falan. Ondan sonra dinleye dinleye, ondan sonra sözlükten de baka baka öğrendim abi. Röportajlara gidiyordum mesela, dinliyorum, geliyorum. O kadar heyecanlandırıyordu ki beni böyle resmen nefes nefese kalıyordum ya böyle koşmuş gibi yani. Bu dedim... Ömrü uzatan bir şey lan yaşam sevinci veriyor insana. Hayata bağlıyor seni hani gerçekten ne olursa olsun dünyada ne kadar boktan şeyler olursa olsun yine de güzel bir şeyler var. Hiçbir şey yoksa peynir yapan adamı düşün lan. Hiçbir şey bulamıyor musun dünyada mutlu olacak? Adamın biri peynir yapmış lan. Ondan mutlu ol lan. Anlatabiliyor muyum? Küçük şeylerden mutlu olmak ya da ekmekten. Ya da işte... Sen Kars'ı tarif ediyorsun abi şu an. Yediğin meyvenin bir tadından yani. O bütün o mutlulukları hepsinin kombinasyonuyla o her şeyi akıtabilmek mesela bir rapin içine. Diyor ki sen rapte oradan oraya atlıyorsun. Lan 24 saat içinde ben nelere maruz kalıyorum manyak. Benim bilinçaltım her şeyi bir hazmediyor. Ondan sonra onun refleksiyonunu veriyor. Onu geriye yansıtıyor. Yani böyle akıllı olması ondan sonra her şeyi bağlayabilmen. Rapin çatısının çok geniş olması bunlar çok heyecan verici şeyler abi. Ben bilime de çok meraklıyım. Hayvanlar dünyasına da. Evrene de, uzaya da. Yani merakım çok gerçekten çok geniş. Yaptığım workshoplarda mesela çocuklarla rap workshoplarında ben çocukları rapçi yapmaya çalışmıyorum abi. Diyorum ki gelin öğrenmeyi sevelim. Gelin kendinizi iyi ifade edin. Gelin kelime hazinelerinizi yükseltin. Gelin sağlıklı bir özgüven ve sağlıklı bir merak geliştirin. Bunları aşılamaya çalışıyorum çocuklara rap workshoplarında. Ritim için yürütüyorum onları. Bandoda yürümüşsündür değil mi sen? Lisede değil mi? Yürümedin 23 Nisan'da yürüdüm. Tabii ki. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs hepsini. Çocukları ritme göre yürütüyorum. Diziyorum etrafımı mesela. Hadi diyorum yürüyelim. Ritim oradan geliyor işte. Geri gel diye açıyorum. Bunlar da yürüyorlar böyle. 1, 2, 3, 4. Ritim hissiyatını onlara verebilmek için mesela. Çünkü ritmin belirli bir yerinde girmek
girmen gerekiyor. Nefes alman gerekiyor ya, orasından giremezsin ritmin. At gibi kullanacaksın ritmi. Beraber gideceksin, yoksa off beat olursun. Yani yanında rapersin beatin. Bunların şeylerini veriyorum. Özgürlük var. Zıbap var. Ya neler var ya, kafayı yersin. O kadar normal kelimeler ki. Gerekçe de şu, aydınların bölünmesini önlemek istiyoruz. Tunca Toskay yapıyor bunu. Sonradan MHP milletvekili falan, o zaman TRT'nin başında işte. Çıkartıyor önüme 191 tane kelime koydu abi. Oturdum 2 gün gittim kıza. Ondan sonra 191 kelimeyi 40 mısranın içine bağladım. 6,5 dakikalık parça çıktı. Nur içinde yatsın. Cazcı Erol Pekcan abimizin bir enstrümental altyapısına İsmail Genci'de düşediği beatlerle biz o 6,5-7 dakikalık parça yaptık. Ve bu yasaklayan zihniyete sitem eden şekilde 40 tane mısra. O 191 kelimenin hepsi geçiyor. Plak olarak basıldı. Onu mesela şu an bir yerde dinleyebiliyor muyuz abi hala? Tabii. Bir galeriler var abi. Galerilerde hala satın alabiliyorsun. Ben de arşivde var. Size bir dahaki gelişimde ben size hediyem olsun getireyim abi. Şimdi mesela Fuat abi bahsetti ya işte, hani mesela kaç yaşından itibaren abi çocuklar hip rapleri yazdım. Ondan sonra birlikte okuduk. İşte okuyor. Bu şekilde okuyacak. Çok da çabuk kavradı hemen. Zaten yıllardır şarkı söylediği için ritim hissiyatı ve bilinci olan biri. Ona yaptırdı. Sonra bir Kızım Susma diye bir şarkı yaptık abi. 8 Mart 2018'de çıktı bu. Leyla Alaton'u bilir misiniz? İshak Alaton'un kızı. Yes. Ona bayağı rap yaptı. Abi. Ona bayağı rap yaptı. Video klibi falan var onun yani. Kızım Susma diye. Bu işte kadınlara istismarı, ondan sonra çocuk gelinler. İşte içeren bir parça yaptık. Orada hem ben rap yapıyorum hem o rap yapıyor. Video klibi de çekildi. Leyla Alaton'a rap yaptırabildim diyebilirim. Bayağı bir hafta boyunca gittim geldim, hep çalıştık birlikte. O da çok böyle yeniye açık bir kadın gerçekten. Çok ufku geniş bir insan. Süperdi onunla da çalışma. Yani başka ne yaptık öyle? Çocuklarla workshoplar ver işte. Yani ama koçluk da yapıyorum dedi. Ya koçluktan ziyade peki jüri olmaktan pişman oldun mu sonra? Kesinlikle. Hiç olmuşum dediğin için. Yok hiç abi, çok ah dedim yani. Ama albüm arifesindeyim. 2009'un 3 Mart'ında kalbim çıkacak. Ve iş bana işte 2008'in sonu gibi geldi. Ondan sonra işte böyle böyle dendi. İşte yapar mısın dedim. Müjde'ye sordum. Müjde yapalım dedi yani. Okey dedim ben. Tamam yapıyoruz dedim. Öyle girdim ama ah be abi be. Keşke yapmayaydım yani. Abi insan aşık olunca hip hop dinler mi? Hip hop'taki o efkar seviyesi aşık olan bir adamı karşılar mı? Gerçek sanatçı, gerçek kadını bulduğu zaman da bir tür inzivaya çekilirmiş abi. Hani böyle o gerçek aşkı bulduğun zaman hani. Çünkü gerçekten o kadar anlamlı bir insan bulmak herkese nasip olsun benim gibi. Şeye çekebiliyor seni biraz böyle, hani kızağa çekebiliyor gerçekten, karaya. Kayığı çekersin ya karaya böyle. Ona gerçekten gitmemek lazım. Ona karşı çok şey yaptım ben hani böyle. Direndim açıkçası ama o damarı öldürmemen gerekiyor. Damarı öldürmemek de sürekli beynimizi kullanabilmek. O çok önemli. O mesela işte atıyorum ya, şu an evlisin abi zaten. Evet. Ve mesela sevgililik hayatında ya da işte bir ilişki esnası daha evliliğe dönmeden eve. Hip hop üretirken mesela herhangi bir şeye sinirlendiğinde atıyorum. Ben şunu merak ediyorum ya. Dur be kızım, diss atıyorum şu an. Ne senin derdinle mi uğraşacağım falanlık bir kavgan olacağını düşünmüyorum. Sen orada mesela neye dökülürsün? Yani o hayattaki kızgınlık seviyen ilk etapta neye dönüşür? Çok klişe gibi geliyor ama hemen müziğe, hemen kaleme, kağıda sarılırım, bir şeyler üretirim. 10 tane yazarım ama yayınlamam vesaire derken oradaki çıkmazını, oradaki sinirini nerede atıyorsun abi? Hayatında seks yoksa mesela abi, cinsel hayatın var yoksa. Abi. Eyvallah. Şükürler olsun. Onun da var. Şükürler olsun. Çok önemli. Hayatında o cinsel gerilimi eğer atamıyorsan gerçekten çok saçma sapan şeyler yazdırıyor. Bana DMDG gibi bir parça yazdırdı mesela. Nasıl bir şey abi o? Hassiktir birim B tarafındaki ilk şarkı. Dank ettim işin değil kafana. Var olmayanı seveceksin, teksin, boksun, uyardın, boşver, leşin koksun. Çaresizlik içinde ağladın, aktif olmadın, kıçını kaldırmadın, aldırmadın. Burnundan kıl hadım olduğuna tek tıraşında git dönmelere takıl. Unutma bana verilen akıl, sende mevcut olan kum ve çakıl. Kal yerine, anneannesi orospu, yeah diye bitiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Yeah. 96 yılında. Abi ben o zaman arkadaşın olsaydım sen bunu söylerken derdim ki hemen Fuat'a bir tane eskort çağırın, bu böyle olmaz. Şükürler olsun bir kuruş harcamamışımdır. Yok. Sen de biraz dikkat ya, et bu arada. Yok benim için çok önemli. Abi ben de harcamadım aynen. Da onun için pezevenklerle biraz başım dertte. Yok ya, ödeme. Yani abi vallahi ruh ikizi nasip etsin. Herkese kapağını nasip etsin. İnşallah. Işte. O çok önemli bir hatta şey. Hatta seküler bir kız gelirse çünkü, umarım. Yani benim söyleyebileceğim şu, çok kadın demek hiç kadın demek abi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen de bu şekilde birlikte olduğun her kadına ruhundan bir parça veriyorsun. Yani. İyi dinle. Bence gerçek insan olabilmenin de kriterleri arasında bu monogam olabilmek. Çünkü doğada da çok ender olsa da birkaç hayvanda örneği var bunun. O hayvanlar birlikte oluyorlar, başka eş almıyorlar. Eş ölünce o da ölüyor. Ya da
bitiyor, anlatabiliyor muyum? Sen neden bazen insan değilsin dediğimi şimdi anladın değil mi? Aa, şimdi anladım. Hani çok sex driven ya da hani işte penis pusula olmamalı bence abi. Bence ayrıca seks de çok overrated, anlatabiliyor muyum? Tamam seks anladık, tamam yani eyvallah tamam. O okey olur ama hani böyle ama seks onu hayatının odak noktası yaparsan eğer bence bir şeyler kaybedersin gibi geliyor bana. Vallahi ben seni şikayet etmedim, onun için anlatmıyorum. Yok anlıyorum abi, ben dediğim gibi babamdan da bu şekilde gördüğüm için monogami, o tek kadına hani adanmış olmak, bir de şükürler olsun Müjde, gerçekten bu kainatın bana ettiği en büyük hediye abi. O yüzden ben çok mutluyum. Her şey var onda. Her istediğim şey var. Her şeyden önce akıl ve güzellik bir arada. Yani daha ötesi yok abi. Akıllı ve güzel olduğu zaman. Ya manita ilham mıdır abi ya? Ben mesela kesinlikle. Ya ilhamdır değil mi kesinlikle ya? Kesinlikle. İlham alamıyorsan manitadan o zaman zaten başka yerden alırsın ama umarım yani senin sevginin sana ilham verir. Bu çok güzel bir şey abi. Ben mesela aşk şarkıları yapmam. Bir tane yaptım. O da Müjde'ye yazdım. Deryalar diye bir şarkı. Kalbim albümünde. Of. Sadece ona yazdım. Bir Trakya türküsü vardır. Deryalar. Aynen. Onu aldım. Hep istemişindir. Çok sevmişindir çocukken. Bunu dedim ben yapacağım dedim bu şarkıyı. Sonra aldım onu. Bambaşka bir yorumladım onu. Anlatabiliyor muyum? Daha ağır böyle ikinci viteste. Çok güzel Ronald McDonald'ın yaptığı synthesizer'larla yaptığı çok güzel bir enstrümantalin üstüne yorumladım ve Müjde'ye olan aşkımı anlattım orada hani. Gerçekten çok özel bir şey lan aşk. Yani herkesin söyleyebildiği o aşk şarkıları bana hitap etmiyor abi. Ben onları söyleyemiyorum. Arkadaş grubusunuz abi bak, siz ya. Fuat abinin 5 tane istiklalden arka plan görüntüsü var bende. Abi önüne geçemiyorum çünkü öyle bir insan değilim. Hani seni çaktırmadan çekeyim. O şey olur. Ha siktir şu an Fuat abi. Tak çek. Engin'e gönder. Bu o vesaire. Bana şey falan oğlum git önüne çek falan derken sen çoktan Akmar pasajına gitmişsin falan filan. Kayboluyorsun. Şimdi abi Engin diyor ki Wu-Tang Klan üyesi Rıza'ya neden diss attı? Hikayenin arka planını lütfen anlatsın. Kim diss atmış ya? Wu-Tang Klan üyesi Rıza. Aha Rıza. Neden diss attı? Hikayenin arka planı. Bu soru boş bir soru değildir abi. Abi hiçbir disleşmemiz olmadı. Bir yanlış anlaşılma olsa gerek diye düşünüyorum. Ben o zaman Berlin'deyim. İşte Bonobo bir panzeri yapmışız. Hassiktir 2'yi yapmışız. Rıza mühendisleriyle, ekibiyle gelmiş Berlin'e The World According to RZA diye bir albüm yapıyor. Dünya RZA'yla albüm yapıyor düşün hani. Sormuş işte orada. Beni atmışlar önüne RZA'nın. Demişler işte Berlin'de Fuat diye biri var. Sabah uyandırdı beni Mehmet arkadaş. Dedim, konuşuyoruz işte. Aşağıda kapıda oradan konuşuruz. İşte Ciza gelmiş. Dedim nasıl lan Ciza? Harbi mi? İyi dedim. İndim aşağı. Yok lan RZA'ymış oldu. İyi dedim tamam RZA. Dedim ne yapıyormuş? Böyle böyle albüm yapıyormuş. Buradaki MC'lerle bir şeyler yapılacak. Stüdyoya davet etti. Dedim hemen giyineyim dayı dedim. Giyindim. Atladım gittim. Yanımda işte hediyeler götürüyorum. CD'ler, tişörtler kendim. Hediye. Vereceğim herife böyle. Ondan sonra çıktık yukarı. İşte konuştuk, görüştük falan. İşte altyapı dinletti bize. Ben dedim ya dedim bu altyapı hani şurasında bir şey onu değiştirmem. Siktir et dedi hemen başka altyapı. Tak açtı başka altyapı dedi. Da trollüyorlar ama dediğim gibi böyle bir şey olmadı. Rıza geldi bize beat verdi. Rap yaptık. Üstüne bir de para aldık. Ondan sonra da bütün dünyaya çıktı bu. Yani ihya edildik aslında. Onu elbette tabii çamur atacak olanlar vardır ama. Kipandik de bence çok yani, ayıp oldu abi. Neyse bunu açıklığa kavuşturmuş olduğumuz için de çok mutluyum. Eyvallah. Evet en azından bu kirli bilgiyi ortadan kaybetmiş olduk. Aynen. Tam da böyle bir şey kaldı. Ben de Ali'ye bunu sorayım hazır. Tamamdır. Bu vesileyle de seninle konuşmuş tanışmış olduk. Ben çok memnun oldum aslında. Görüşmek dileğiyle Engin öpüyorum seni kardeşim. Görüşürüz. Eyvallah. Nasıl 8 oldu ama? Abi zaten ama ben de tam olarak öyle. Şey yani Engin'le beraber ya yani çocukluk arkadaşı bir insanın çocukluk arkadaşıyla Türkçe rap'i konserlerde deneyimlemesi, beraber bilet alması, ortaklaşa bir yere bir tufana gitmesi vesaire bunlar çok güzel. Engin de şey yani senin geleceğini öğrenince abi ya dedi ki tılsımlı bir soru olsun yani. O da lan beni niye spamlatıyorsun? Mavi tikliyim falan ben de diyemiyorsun. Öyle saçma sapan saldırılar var abi yani. Vazgeçmiyorlar. Gerçekten keşke herkese yetenek verse, keşke herkese akıl verse de onlar da bizim silahlarımızla savaşabilseler böyle arkadan dönmeseler böyle işte. Biz eğer ki bu videoyu kabul edersen bir sonraki bu hip hop eğitimli mevzuyu bizim ilk 5 dersimiz ne olacak? Biz ne öğreneceğiz o hip hop dersinden? Ve bir de bir şarkı yaratırken seninle. Hece ölçüsü matematiği. Her cümlede bir hece ölçüsü olmalı. Mesela birinci cümlen 14 hece ise ondan sonra gelecek olan cümle 22 hece olamaz tökezler. Şey değil mi? Kendi aranızda diss atmayın. Alo.
Abi ne merhameti varmış mesela, beni mesela şey eğlendiriyor. Ona anlatıyorum mesela, ilk iki cümleyi yazıyorum. Sonra başka bir çocuğa geçiyorum. Dönüp geldikten sonra ona bir bakıyorum, böyle yazmış. O hoşuma gidiyor mesela. Ulan diyorum bak, çıkarmış, anlamış bir şeyleri. Mesela bir tanesi hiç ben bahsetmediğim halde pazarda ıspanağın fiyatından şikayet etti halde. Hoppala. Mesela anlatabiliyor muyum? Aklı oraya gitti dedim. Yani her şeyden eleştirmek istediğiniz bir şey varsa diyorsun mesela. Onu oradan annesiyle pazara gidiyormuş. Sonra konuştum onunla. İşte ıspanak 5 liraydı, şimdi neden 20 lira oldu falan yapıyor. Tamam mı herif? Hani böyle çok acayip şeyler var. Hani çocuklar var. Ne yazmış çocuk abi? Playbackçi, pazarcı. Ulan çok fevriydi o hareket. Şeydeyiz, Okan'dayız. Kameraman geldi. CD player'ın üstüne dirseğini koydu benim. CD player DJ'in yanında burada. Oradan altyapı geliyor. Geri geldi mesela, ya da artık hangi altyapı geliyorsa. Herif geldi masaya. DJ'ye detay alacağım diye bir koydu dirseğini. Enstrümental bir atladı abi. Benim sigorta bir at orada. Bu kadar olmaz. O an o kadar hareketli ki. Yani evde taze fasulye ayıklayan abla da mesela şu an bir şey olacak dediği bir sekanstı o. Türk televizyon tarihinde normal bir an değil o. Ben senden abi bu hip hop videosunda, yani beraber senden el alacağımız ve seni de takdir edersen olacak videoda sanki altta The Message şarkısı dönermiş gibi, bu kendi kamerana bakıp abi bu derste bizi nelerin beklediğini birkaç maddede sayar mısın? Yani neler bekliyor sizi abi? Öncelikle ritme oturma hissiyatı, hece ölçüsü, flow, ondan sonra içerik, ondan sonra bunlar bekliyor sizi kesinlikle. Diss? Diss tabii ki diss. Diss atmak istiyor musunuz? Tabii abi. Kralını atarız. Ciddi misin abi? Tabii tabii, kralını atarız. Kime atmak istiyorsanız. Bana öykünün detaylarını anlatırsanız ben çok güzel. Kişinin kellesini alalım. Aynen, ben çok güzel punchline'lar çıkarırım size. Abi ciddi misin ya? Of course. Ne diyorsun? Zaten canım. Zaten. Fuat abi, geldiğin için sonsuz derecede teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizim için bu an yine sobada olduğu gibi çok paha biçilemez bir an. Seninle de bu anı hep hayalimizdi. Gerçekleştirdiğim için. Ne demek? Kaldır elleri ya. Mm-hmm.